Birkaç sene önce x'in doğal logaritmasının yani ln x'in ve e üzeri x'in türevinin ispatına dair videolar yapmıştım. Bu videolara yaptığım ispatın döngüsel olduğuna dair bazı yorumlar geldi. Ben her ne kadar ispatımın döngüsel olduğunu düşünmesem de bu videoda daha büyük bir ekran ve daha sofistike araçlar kullanarak iki ispatı da aynı videoda yapıp size bir şeyin doğru olduğunu göstermeden onunla ilgili bir varsayımda bulunmadığımı göstermeye çalışacağım. İlk olarak bunu ispatlamamız lazım. Ve neler yaptığımı da takip edeceğim ve bir şeyin doğruluğundan emin olmadan varsayımda bulunmayacağım. Evet, x'in doğal logaritmasının türevinin ispatı. Bununla başlayalım. Bunun için türevin temel tanımından faydalanacağım. Eşittir. Limit delta x sıfıra giderken x artı delta x'in doğal logaritması eksi x'in doğal logaritması bölü delta X. Şimdi de logaritmanın özelliklerini kullanarak, eğer elimizde a'nın logaritması eksi b'nin logaritması varsa, bu a bölü b'nin logaritmasına eşittir değil mi? Bunu da bu şekilde yazalım. Limit delta x sıfıra giderken, 1 bölü delta x'i öne yazayım. Sonra çarpı ln x artı delta x bölü x. Bunu logaritma özelliklerini kullanarak elde ettik. Logaritmanın önündeki katsayıyı kuvvet olarak yazabilirim değil mi? Hemen yazıyorum. Limit delta x sıfıra giderken farklı bir renkle yazayım. Kullanmadığım bir renk olsun. Evet elen parantezin içindeki ifadeyi x'e böleceğim ve x bölü x 1'e eşittir artı delta x bölü x. 1 bölü delta x'i de az önce söylediğim gibi kuvvet olarak yazıyorum. Bu da bir logaritma özelliğidir. 1 bölü delta x. Şimdi de bir yer değiştirme yapacağım. Tüm bunları türev tanımına dayalı olarak elde ettik. Şuraya da yazayım. x'in doğal logaritmasının türevi buraya kadar bunu kullanmadığımın da farkındasınız öyle değil mi videonun başında da dediğim gibi bunun doğru olduğunu ispatlamadan bunu kullanmayacağım bu döngüsel ispat iddiaları biraz canımı sıktı tabii bunun benim hatam olduğunu da itiraf etmem lazım bundan önceki ispatları yeteri kadar açık yapmamışım ki bu tarz yorumlar yapılmış bu yüzden bu videoda elimden geldiği kadar açık olacağı. Şimdi bunu daha bilindik bir ifade haline getirip getiremeyeceğimize bakalım. Evet, bildiğimiz ve e içeren bir ifade elde etmemizi sağlayacak bir yer değiştirme yapıp yapamayacağımıza bir bakalım. E, ee, delta x bölü x'i 1 bölü n'ye eşitleyelim. Ve bu eşitliğin iki tarafını da x ile çarpalım. Böylece delta x'in x bölü n'ye eşit olduğunu buluruz. Bunlar eşitliğin iki tarafını da x ile çarparak elde ettiğim eş değer ifadeler. Bu terimin n sonsuza giderken limitini alırsak, delta x'in sıfıra giderken limitini almakla aynı ifadeyi elde etmiş oluruz, öyle değil mi? Delta x eğer buna eşitse ve eğer paydası sonsuza giderken yani bu ifadenin limitini alırsak delta x sıfıra yaklaşmış olur. Evet. O halde hadi hemen bu yer değiştirmeyi yapalım. Yazıyorum. Limit delta x yerine n'yi kullanacağım. Evet. n sonsuza giderken elen... 1 artı delta x bölü x yerine de 1 bölü n kullanacağız, öyle değil mi? 1 artı 1 bölü n. Peki, 1 bölü delta x neye eşit olur? Delta x, x bölü n'ye eşitse, 1 bölü delta x de bunun çarpmaya göre tersi, yani n bölü x'e eşittir. Bir kere daha yazalım bunu. Limit, en sonsuza giderken ln 1 artı 1 bölü n'in n en ve 1 bölü x'i de ayrı ayrı yazacağım. 1 artı 1 bölü n üzeri n üzeri 1 bölü x. Bu da bir üstel ifade özelliği. Yani bir ifadenin n'inci kuvvetinin 1 bölü x'inci kuvveti n bölü x'inci kuvvetine eşittir. Evet, bu iki ifade de eşdeğer ve şimdi de logaritmik ifadelerin özelliklerinden bir kere daha faydalanarak, bu kuvveti bir katsayı olarak yazabilirim. Şuraya yazayım. Bu arada tüm bunlar hala x'in doğal logaritmasının x'e göre türevine eşit. 1 bölü x'i ifadenin başına alacağım ve bu n'yi içeren bir ifade olmadığından bunun bir sabit olduğunu varsayabiliriz. Aslına bakarsanız n türünden düşündüğümüzde bu sabit bir terim olduğundan limitin bile dışına alabilirim. Nereye isterseniz oraya koyabilirsiniz. 1 bölü x çarpı limit n sonsuza giderken ln 1 artı 1 bölü n üzeri n. Bunu isterseniz az önce de söylediğim gibi 1 bölü x çarpı ln limit n sonsuza giderken 1 artı 1 bölü n üzeri n n olarak da yazabilirim. Bu arada bunların yerini değiştirdiğimi de fark etmiş olmalısınız. Biz 1 artı 1 bölü n en üzeri n'in n en sonsuza giderken hangi değere yaklaşacağını merak ediyoruz. Şimdi bundan önce yaptığımız videolardan bunun e'nin tanımlarından biri olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Biraz daha açık olmam gerekirse, bu arada hala bu ifadeyi kullanmadığımı görüyorsunuz değil mi? Evet, söylemeye çalıştığım şey bunun e'nin tanımlarından biri olduğu. Buraya da not edeyim. En sonsuza giderken 1 artı 1 bölü en üzeri en'in limiti e'ye eşittir. Bu e'nin tanımıdır ve doğal logaritmada tabanın yani bunun logaritmasıdır. Bu eğer e'ye eşitse x'in doğal logaritmasının x'e göre türevi 1 bölü x çarpı bunun e'ye eşit olduğunu söyledik. O halde e'nin doğal logaritması yazıyorum. e üzeri x'in türevinin tanımını kullanmıyorum. Anlaştık mı? Bu e'nin tanımlarından biri ve doğal logaritmanın tanımı da e tabanlı logaritmadır. e elde etmek için e'nin hangi kuvvetini almamız gerekir? 1. Ve işte bu şekilde x'in doğal logaritmasının türevinin 1 bölü x'e eşit olduğunu bulduk. Birinci ifadeyi ispatladık ve gördüğünüz gibi şu ana kadar buradaki ikinci ifadeyi kullanmadım. E ile ilgili kullandığım şey E'nin tanımıydı ve bunu kullanmamda da herhangi bir sakınca yok. Ne de olsa hepimiz E'nin tanımının ne olduğunu biliyoruz. Aslına bakarsanız doğal logaritma dediğimizde bile bunun E tabanlı logaritma olduğunu varsayıyorsak bunda bir sakınca yoktur. Ve az önce de söylediğim gibi E'nin tanımı ile burada gördüğünüz ifade aynı şey değil. Bunu ispatlarken bunu kullanmadığımıza göre isterseniz bir de bunu ispatlamayı deneyelim. Bunun için işe bir egzersizle başlayacağım. Hala bu ekrana sığabileceğimi umuyorum bakalım. e üzeri x'in doğal logaritmasının türevini alalım. Evet, bunu iki şekilde yapabiliriz birinde sadeleştirip bunun x'i başa alalım. x çarpı e'nin doğal logaritmasının türevine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki e'nin doğal logaritması neye eşittir? E'nin doğal logaritmasının 1'e eşit olduğunu hepimiz biliyoruz. O halde bu x'in türevinden başka bir şey değildir. x'in türevi ise 1'e eşittir. Bunun türevini alırken de bunu kullanmadığımızın farkındasınız değil mi? Bu ifadeyi sadeleştirdik, bu terim 1'e eşit olduğu için de x'in türevini elde ettik. x'in türevi de 1'e eşittir. Diğer şekil ise zincir kuralını kullanmak. Bunun içteki fonksiyonun, ki içteki fonksiyon bu oluyor. Bu arada bunun neye eşit olduğunu bilmiyor ve bunu da kullanmıyorum. e üzeri x'in x'e göre türevi yazıyorum ama bunun neye eşit olduğuna dair bir fikrim yok. Ya da bunun yerine herhangi başka bir ifade kullanmıyorum. Yaptığım şey zincir kuralını kullanmak. İçteki fonksiyonun x'e göre türevi yani bu çarpı dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türevi. x'in doğal logaritmasının x'e göre türevi 1 bölü x. Neden diyecek olursanız herhangi bir şeyin doğal logaritmasının o şeye göre türevi 1 bölü o şeye eşittir de ondan. Hemen yazıyorum x'in doğal logaritmasının e üzeri x'e göre türevi. Evet bu 1 bölü e üzeri x'e eşittir. Şu ana kadar hala bunu kullanmadım ya da buna dayalı bir varsayımda bulunmadım. Buradaki sonuçlar ise birincisiyle bir elde ettik. İkincisini ise sonuçlandıramadım ve buradaki ifadeyi elde ettim ama ikisi de aynı ifadenin türevi olduğuna göre birbirlerine eşit olmak zorundalar. Yazalım mı? Bunun buna eşit olması lazım. Bu ifadenin türevini farklı iki şekilde aldık ve iki farklı sonuç elde ettik ama bunun neye eşit olduğunu hala bilmiyoruz. Bu şekilde bıraktık. Ama az önce önce de söylediğim gibi bu ikisi de aynı ifadenin türevi olduğuna göre birbirlerine eşit olmaları gerekiyor e üzeri x'in x'e göre türevi, bunun değeri ya da sonucu ne olursa olsun, bunu 1 bölü e üzeri x ile çarptığımız zaman, türevin diğer sonucunu yani 1 elde edeceğimizi biliyoruz. İkisi de aynı ifadenin türevinin sonuçları olduğu için eşit olmak zorundalar. Evet, eşittir 1. Çok az kaldı. Şimdi bu ifadeyi çözersek, e üzeri x'in türevinin neye eşit olduğunu bulacağız. İki tarafı da e üzeri x ile çarpalım. e üzeri x'in x'e göre türevi e üzeri x'e eşitmiş. Tüm bu ispat boyunca bu ifadeyi yine kullanmadığımı gördünüz değil mi? Evet, bunu ne kullandım ne de buna dayalı bir varsayımda bulundum. Ve bir çıkarımda bulunduğum ilk ve tek anda bu x'in doğal logaritmasının türevinin 1 bölü x'e ve bunun türevinin de buna eşit olduğunu ispatlamak için bu ifadeden yardım almadım. Bu yüzden de bu ispatın döngüsel olmasının imkanı yok. Çok da savunmacı davranmak istemiyorum ama her şeyin anlaşıldığından da emin olmam lazım. Bu arada İlk ispatın döngüsel olduğunu iddia edenleri de suçlamıyorum. O şekilde düşünmelerine açıklama yapmayarak ben sebep oldum. Her neyse, Umarım bu video sayesinde bu yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırmış oluruz.